Bizim milleti savadsızlaşdırıblar. Bu savadsızlaşdırmaq nədir? Pula öyrədirlər, rüşvətə. Rüşvət isə nədir Qurban bəy? İnsan əli rüşvətə öyrənirsə, mən bunu çox araşdırmışam. O artıq biqeyrətləşir, o pula ağıl alışır, o pul gəlmədiyi zaman o lazım olsa o ailəsini də, arvadını da, uşağını da satmaq məcburiyyətindədir. Çünki onun Tam əli... doğru müşahidə. Tam doğru müşahidə. Tam doğru. Çok Bak. çok özür istedim sana. Öyle bir şey dedin ki, çok özür istedim, kulak az. Bir talebe vakti başımıza gelen bir hadisedir. Üniversitede okurduk. Biz akşam vakti o üniversitede üstünde yatakhanalar yoktu. Orada yemiştik. İndi Eymen Akkale Meclisi'nde bağ var orada. Orada gezmeye. Bir de baktık ki yaşlı bir adam oturuptu. Skamyakta ağlayır. Biz yakınlaştık ona. Ne olup? Dedi ki bes ben profesörüm, ne bileyim orada işleyeyim. Bu Dublyonka'nın tezde çıkan vakti. Ya, ya o Dublyonka vardı. Alttan satırdılar 2500 ben neye böyle. 80. yıllar, O vakti 80. yıllar. dedi kızım ben dirleşirdi ki ya Dublyonka'da ben de almalısın. Ya da ben de gidip ahlaslık edeceğim. Dedim sen ne dersin kişi? Profesör de özü deyici ben alimim. Ders de yazdı işleyir İlmi Akademiyası'nda. Diyeyim ben kızımı başlara bilmirəm ki. Deyirəm ki, abla benim almak imkanım yoktu da olmaz mı? Ben maaşım görmür onu. Deyirəm ben komşuda filan kesin kızı ne giyir? Deyirəm ben kızı kandıra bilmirəm şu an mı? Filan sen kesin kızı Ticaret Nəmuvat Nazirliği vardı. Orada filan şöbədə işleyir. Bunlar əyridirlər, oğrudurlar. Ben başlara bilmədim neyi kızımı. Ona göre de ana babayla birleşip düştüler benim üstüme. Ki neyin bağışı doğru olsun benim kızıma dublon kalmalısın. Ben de gördüm ben nakişem ailemi idare edebilmirim. Çıkmışam ben oturmuşam burada gözüm ağlayırım. Onda ben bir şeye başa düştüm. O komünistler istifa vermirdiler ha. AKZ'nin vaxtında. Ben çok fikirleştim ki niye böyle edilir ahı. Onda bir şeyi əzəmətində gördüm ki vəzifədə olan adam arvadını ve kızını vəzifənin imkanlarına uygun yaşadır. Aldığı Elman Bey deyən kimi rüşvətdən yaşadır. Ve aldığı, rüşvət aldığını kadını bilir, kızı bilir. Günlerin bir günü onu işten çıkartmak lazım gelende her şeye gitmeye hazırdı o cümleden. Arvadını ve kızını onu işten çıkartmak isteyen adamın yatağına göndermek de o dahil. Hazırdı. Tek etmesin. Arvadı yapışıp boğazdaki köpeği okudu. Ne açtın? Çıkma nedir? Git yaltaklan. Bir namusluk et. Neyse öyle. Ben bu hayat tarzını değişebilmem. Komünistlerin vazifede olanların 99%'ının bu problemi var idi. Onlar bugün de hakimiyettedirler. Bugün de hemen terbiyesi ve alçaklık eliyle devam ettirirler.